Bir yorum alarak devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydınlar. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul'a başlayalım. Yeni haftanın ilk işlem günündeyiz. Seans açılışını bekliyoruz. Bugün nasıl bir seyir olacak sizce? Yani Borsa İstanbul tarafı bu haftaya başlangıcı işte kısa bir hafta olacak. Yarın kapalı piyasalar. Yani bugüne baktığımızda dışarıya bakacağız öncelikle. Baktığımızda ABD vadelerinde şu anda pozitif bir seyir var. %1'in üzerinde bir hareket olduğunu görüyoruz. Asya tarafında da yine endekslerde yine pozitif bir görünümün olduğunu görüyoruz. Yani şimdi tabii bu neden böyle? Kısaca ona bakarsak da yavaş yavaş bu virüsün etkisinden kurtulma çabası ön plana çıkıyor diyebiliriz. Bundaki önemli gelişme de yavaş yavaş önlemlerin gevşetilmesi, işte ekonominin açılması konusundaki hamlelerin daha fazla atılıyor olması. Bunlar biraz olumlu beklentiler olarak yansıyor. Ama tabii ekonomiler nasıl toparlanacak? Orası tabii soru işareti. Onunla ilgili süreç uzun bir süre alacak gibi gözüküyor. Fakat hem uygulanan yoğun destekler ki bunların devam ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili çabaların da hala devam ettiğini görüyoruz. Ve bazı işte söylemler, işte negatif faiz gelir mi gelmez mi söylemleri, bunlar biraz da etkiliyor şu anda piyasalardaki beklentileri. Ama genel itibariyle bakarsak hafta başlangıcı riskli varlıklar genelinde olumlu fiyatlamaya işaret ediyor. Bu bağlamda baktığımızda zaten geçen hafta bizim endeksimiz yurt dışına göre biraz daha olumlu ayrışmıştı. S&P 500'de Dow Jones'da örnek vermek gerekirse negatif haftalık bazda değer kayıpları meydana gelmişti. Bizim tarafta özellikle dolar TL'nin şu anda biraz daha gevşeme yönünde hareket ediyor olması. Bununla ilgili olarak da ön plana çıkan gelişmeler işte swap anlaşmasına ilişkin haber akışları geçen hafta gelmişti. Buna ilişkin beklentiler biraz daha bu noktada biraz etkiliyor gibi gözüküyor kurun hareketini. Buradan da kaynaklanacak bir olumlu etki de bizi şu anda pozitif fiyatlamaya itebilir. O yüzden baktığımızda endekste şu aşamada seviye olarak konuşacak olursak da işte cuma günü 100.800 gibi bir seviyeyi test ettik. Benim takip ettiğim direnç seviyelerinden bir tanesiydi cuma günü içerisinde. Ama kapanışı 100.000'in altında gerçekleşti. Yani bugün iptale baktığımızda dediğim gibi yurt dışındaki olumlu seyirle birlikte özellikle baktığımızda benim ana destek olarak izlediğim 97.500 desteği üzerinde kaldığı müddetçe endeksin bir miktarda yukarı potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Bugünkü fiyatlama etkisiyle birlikte yurt dışındaki. O yüzden baktığımızda 100.800 gene ilk izleyeceğimiz direnç noktası olacak. Onun üzerinde 102.300, 100.800-102.300 aralığını takip edeceğiz. Yani bu haftaki gelişmeleri izlememiz gerekiyor. Tabii burada özellikle işte yurt dışındaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Tabii ki virüs kaynaklı gelişmeler şu anda baktığımızda biraz olumlu fiyatlamalar yansıtıyor fakat önümüzdeki süreç içerisinde özellikle ABD ile Çin arasındaki bu gerilimi de yakından izlememiz gereken bir süreç de olabilir gibi düşünüyorum. Bu özellikle küresel anlamda riskli varlıklardan çıkışları bir miktar gündeme getirirse o konuda da dikkatli olmamız gerekiyor. İçeriye baktığımızda endeks 100 dışındaki diğer hisselerde çok önemli yükselişler meydana geldi. Buna biraz dikkat etmek lazım. X2M'ye olarak izlediğimiz X100 endeksini dışarıda bırakan hisselerde 17 Mart'tan itibaren %66'lık bir yükseliş var. Endeks 100'e baktığımızda da bu yükseliş %15'e denk geliyor. O yüzden de 100 endeks dışındaki hisselerdeki hareketleri biraz daha takip etmemiz gereken bence bir süreç de var. O yüzden onu da bu noktada uyarmak istiyorum. Buradaki bir satış dalgası, bir düzeltme eğilimi bu yükselişlerden sonra devam gelirse eğer bu 100 endeks tarafını da belki olumsuz etkilir. Bu yüzden bu açıdan bunları iyi dikkat etmek lazım, takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de ilk aşamada endekse 90.500 önemli. Onun altına geçtiğini görürsek, olası bir geçiş meydana gelirse de 95.500-94.600 bölgesini takip etmemiz lazım. Yani bu bölgede üzerindeki tutulmalar sürdüğü müddetçe endeksin yukarı seviyeleri ilk aşamada izleyeceğiz. 102.300 önemli direnç. Üzerine geçersek biraz daha yukarı potansiyelden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Evet, peki bu pandemi süreciyle beraber farklı sektörlerin ön plana çıktığını gördük aslında. Yani perakende tarafı, sağlık tarafı bunlardan bazılarıydı. Şimdi bu dönem dönem elbette böyle bazı sektörlerin ön plana çıkması çok normal. Bundan sonraki süreçte hangi sektörleri bir tık daha önde göreceğiz? Valla tabii şimdi bunu konuşmak için biraz daha gelişmeleri görmemiz lazım. Neden? Çünkü yani virüs kaynaklı bir kriz yaşıyoruz biz şu anda. Tüm dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de tabii ki bundan etkileniyoruz. Maalesef etkileneceğiz. Bu bağlamda tabii ki şirketler bu noktada önemli kayıplar yaşadılar. İşte satış gelirlerinde ciddi düşüşler yaşadılar. Bazı sektörler çok daha fazla olumsuz etkilendi. İşte turizm sektörü gibi, ulaşım sektörü gibi, işte bazı sanayi kesimine ait bazı sektörler tam tersine olumsuz çok fazla etkilendiler. Bunların tabii ne derecede toparlanmaya doğru gideceğine dair biraz daha beklentilerin şekilleneceğini görmemiz lazım. Bu aslında
ekonominin tekrardan ne zaman rayına oturabileceğine ilişkin biraz da güçlü emarelerle bence karşımıza çıkacak. Biraz bunları göreceğimiz bir süreç bence meydana gelecek. Bunu beklememiz lazım diye düşünüyorum. O yüzden şu aşamada kısa vadede ya da biraz daha orta vadede bazı sektörler işte evet bu noktada biraz darbe yediler ve belki hisse senetleri çok fazla darbe yemedi. Buna alımların geldiğini gördük fakat sektörel bazda toparlanmayı görmek için biraz daha virüsün etkisinin azalıp bunun ekonomik aktivite olan etkisinin olumlu anlamda ne zaman gerçekleşeceğini görmemiz lazım. Bu şirket bilançolarını olumlu olarak yansımaya başladıktan sonra bence biraz da olumlu fiyatlama olarak karşımıza çıkabilir. Yani bu bağlamda evet en fazla etkilenen sektörlerden bahsettik. Olumsuz anlamda işte ulaşım olsun, turizm sektörü olsun. Bunlar özellikle en fazla etkilenen sektörler. Yaz ayına giriyoruz. Şimdi tabii turizm sektöründen açılmak için planlar yapıyor bu noktada. Ama ne kadar yerli ve yurt dışı turist bu noktada ziyaret edecek ülkemizi, yurt dışından gelen ya da yerli turizm ne kadar canlanacak? Bunlar bence ön planda olacak gelişmeler. Bununla ilgili olumlu sinyaller alırsak bunlar bu hisseler olumlu olarak tekrardan yansıyabilir. Çünkü bu noktada beklentiler bu yönde, bu toparlanması istenmesi yönünde bu noktada. O yüzden bu süreç içerisinde darbe yiyen sektörlerin tekrardan toparlanma konusunda bir istek bu noktada bence ortaya çıkabilir. Bunların hisselerine olumlu yansımaları gündeme gelebilir. Bir açıdan bakarsak da finans sektörü yani bankacılık sektörü hisseleri çok ucuz kaldı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde de özellikle yabancıların ilgisinin azaldığı bir dönemden geçiyoruz maalesef. Yaklaşık birkaç aydan beri bu noktada baktığımızda yurt dışı taraflı yabancı yatırımcıların da çıkışların olduğunu biliyoruz. Bu biraz da bizim tarafta güvenin sağlanmasıyla alakalı. İşte bu bence virüs kaynaklı gelişmelerle sağlanacak. Bunu başarabilirsek, CDS tarafında aşağı yönlü hareketleri başarabilirsek, yabancı yatırımcının ilgisini arttırabilirsek ben bankacılık sektörünün oldukça ucuz kaldığını düşünüyorum. Bu noktada ucuz değerlemelerle birlikte bu tarafın cazip olabileceğini görebiliriz ama dediğim gibi özellikle virüs kaynaklı gelişmelerin ekonomi etkisini, CDS tarafındaki aşağı yönlü hareketliliği biraz daha görmemiz lazım. Özellikle kur tarafındaki aşağı yönlü eğilimi de biraz daha görmemiz lazım. O yüzden bankacılık sektörü açıdan bu gelişmeler olursa eğer bence güzel potansiyel vaat edecek diye de düşünüyorum. Evet, kurla ilgili siz de belirtmişken beklentilerinizi de aslında almak isterim. Çünkü beklenti anketinde 7.03'e bir revize söz konusuydu. Sizin beklentiniz ne dolar TL için? Şimdi dolar TL için 7.20 hatları test ettiğimiz sırada ben birkaç kez buraya katıldığımda aşağı yönlü hareket beklediğimi söylemiştim. Nitekim gerçekleşti yani 7'nin altına da geldik. Tabii burada 7.20'lere kadar çıkarken olduğumuz süreçler hepimiz takip ettik zaten biliyoruz. İşte döviz ihtiyacı var, bununla ilgili endişeler var. Bununla ilgili anlaşma haberi işte gelmiyor derken işte birkaç bankanın da yine operasyonel hareketleri bunda bulunması kuru hareketlerinin yaşanmasına sebebiyet verdi. Tabii arkasından BDDK'nın aldığı çeşitli önlemler bu kurun hareketinin biraz daha işte köpüğünün alınmasına olanak sağladı diyebiliriz. Tabii en önemli bir gelişme olarak beklediğimiz tabii bu swap anlaşması. Bununla ilişkili olarak gelen haber akışları özellikle geçen hafta baktığımızda işte İngiltere, Japonya, işte Katar'la yeniden düzenlenmesi konusunda swap görüşmelerinin yapıldığına dair haber akışları bir miktar daha kurun olumlu hareketine neden oldu diyebiliriz. O da 7 altına inişi sağladı. Şimdi tabii hafta başına baktığımda gelişmekten önceki para birimlerinin de yine diğer dolara karşı biraz daha değer kazanımı içerisinde olduğunu görüyoruz. Hafta başlangıcı biraz bu şekilde olmuş gibi gözüküyor. Bunun da biraz katkısı var. Yani ben önümüzdeki süreç içerisinde beklentim benim 7'nin üzerine geçmediği müddetçe biraz da aşağı yönlü hareketin devam edeceği şeklinde. Mart ayı başından itibaren başlayan yukarı yönlü trend vardı. Bu trendin altına geçildi. 7'nin altına inmesiyle birlikte. Yani bu hafta içerisinde swap anlaşmasıyla ilgili somut bir haber gelirse bence kur tarafında biraz da aşağı yönlü hareketleri görmemiz muhtemel diye düşünüyorum. İlk takip edeceğim yer 6.79.50 civarı. Fibonacci desteği olarak takip ettiğim yer burası benim. Oraya doğru düşüşleri ve eğer böyle bir anlaşma somut bir şekilde gelirse, açıklanırsa, miktarı belli olursa, hangi ülkeyle olduğu belli olursa ben biraz daha rahatlama tarafında olabileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Evet, şimdi dolardan bahsetmişken İM tarafa da değindiniz. Onların izlediği seyri de değerlendirdiniz aslında dolar karşısında ama Trump'ın bir söylemi var. O da doların güçlü olması isteğini belirtti Trump yaptığı açıklamada. Ki biz de daha çok doların güçlü konumunu eleştirdiğini görmüştük Trump'ın. Bu dönemde tabii pandemi döneminde Fed'in ciddi açılımlar yaptığını gördük attığı adımlarla beraber. Öte yandan gelen rakamlara baktığımızda çok iç açıcı değil. Mesela istihdam piyasası özelinde konuşacak olursak bu pandemi öncesinde
tarihin en iyi istihdam piyasasının oluştuğunu söylüyorduk ABD ekonomisinde. Şu an için gelen veriler tarihin en kötü istihdam piyasasını işaret ediyor. Belki de daha da kötüsü gelecek. Powell'ın yine yaptığı açıklamalar oldukça karamsardı. Ama burada evet. Trump'ın biraz daha güçlü dolar isteği ön plana çıkmaya başladı söylemlerinde. Burayı nasıl okumak lazım? Yani ABD'ye baktığımızda orada da yine yukarı yönlü desteklenmeler görüyoruz ki uluslararası finansal kuruluşların tahminlerinde ya dipten bir dönüş olduğu ifade ediliyor ya ikinci bir dalga geleceği ifade ediliyor. İkili dip olacağı ifade ediliyor. Sizin beklentileriniz neler? Evet, şimdi tabii yani virüs, koronavirüs konusundaki gelişmelerde bence ikinci bir faza geçildi. Şimdi onu bence takip edeceğiz bence bir süre daha. O da şu, hani evet önlemler yani ülkeler bazında arka arkaya kısıtlamalar kaldırılıyor, işte gevşetiliyor. Biraz daha ekonominin açılması yönünde adımlar atılıyor ve bu hafta itibariyle yeniden birçok ülkede faaliyetler tekrardan artmaya başlayacak. Buna ilişkin de beklentiler biraz daha yoğunlaştı. Bunun piyasalara yönelik olumlu beklentileri var. Diğer taraftan da tabii şimdi ikinci bir söylenti, ikinci dalga gelir mi gelmez mi? İşte önlemler gevşetildikten sonra, insanlar daha fazla sokağa çıkmaya başladıktan sonra işte sosyal hayat tekrardan başlayacak. Bu da virüsü tekrardan gündeme getirir mi getirmez mi endişesi. Bu biraz tabii ABD ekonomisi özelinde de tabii ki biraz daha beklenti dahilinde. Ama bunu tabii zaman gösterecek. İşte yılın ikinci yarısı itibariyle bence biraz daha işte gelecek vaka sayılarıyla biraz daha görmeye başlayacağız. Ama tabii şu bir gerçek ki işte bu Mart ayından itibaren özellikle etkisini arttıran bu koronavirüs durumu ekonomileri ciddi anlamda durdurdu ve ABD ekonomisi de bundan çok ciddi oranda etkilendi. Öyle ki işte ikinci çeyrekte işte GDP NAV'a baktığımızda %43'e varan işte daralmadan bahsediliyor. Tabii çok ciddi bir düşüş bu. Ama gene de baktığımızda özellikle Fed'in ciddi anlamdaki destekleri gelmesi, aynı zamanda ABD hükümetinin de çok ciddi miktarda işte 2 trilyon dolar, daha sonra 484 milyar dolar olmak üzere iki paket ortaya atması, 3 trilyon dolar işte yine temsilciler meclisinden geçti, şimdi senatodan geçip geçmeyeceği bekleniyor olacak. Tabii bunlar özellikle biraz da işte ekonominin çarklarının dönebilmesi adına, işte bu virüs etkisinden olumsuz anlamda etkilenmiş olan şirketlerin desteklenmesi adına, işte bireylerin desteklenmesi adına atılmış önemli adımlar. İşte bunlar işte dünya doların da rezerv para birimi olması nedeniyle o tarafa doğru biraz daha talebin meydana gelmesine neden oluyor. Bence Trump'ın da herhalde isteği ABD ekonomisinde duyulacak olan güvenin devamını sağlamak nedeniyle belki başka bir yapmış olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de bence bunu bu açıdan yorumlamak doğru olabilir. Çünkü evet dediğiniz gibi çok uzunca bir zamandan beri doların zayıf kalması gerektiğine dair açıklamalarını görüyorduk. O yüzden ben özellikle ABD ekonomisinin önümüzdeki süre içerisinde güveninin devam ettirilebilmesi adına yapılmış bir açıklama olarak ben bunu yorumluyorum. Ama tabii baktığımızda şu anda bizim tarafta kura çok yukarı yönlü bir etki yarattığını da söylemek zor. Yani dolar endeksine baktığımızda da yine 100 seviyeleri civarında hareket ettiğini görüyoruz. Evet, şimdi Asya'yı da konuşmak istiyorum bir yandan. Çin'in elbette burada mücadelesine tanık olduk. Biz ki en hızlı toparlanan ülkelerin başındaki virüsün çıktığı ülke olmasına rağmen. Çin kabinesinin açıklamaları vardı. Koronavirüsün etkisini dengelemeye yönelik adımları hızlandıracaklarını, makroekonomik düzeyde hızlandıracaklarını ifade ettiler. Bir yandan şimdi biraz daha Asya Pasifik'te suların ısındığını görüyoruz. İşte yeniden ABD ile aralarında bir gerilim oluşuyor gibi. Ki birinci fas ticaret anlaşması ile ilgili bir görüşme yapılmayacağı açıklamaları var. Öte yandan Trump Xi Jinping ile arası iyi olduğunu ifade ediyor ama bir yandan da hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Huawei mevzusu başka bir nokta. Yine Çin'in yaptığı suçlamalar var ABD özelinde. Evet. Burada belki biraz daha hani pandemiyle beraber elbette her şey duraksama noktasına geldi. İlişkiler, ekonomik aktiviteler vesaire. Bu pandemi sonrasında normalleşme sürecinde yeni bir çekişme mi bekliyor? Yeni bir bu cephenin devamı hani ticaret savaşı cephesi diyorduk ya hep. Onun devamı mı gelecek acaba? Biraz oranın sinyalleri var mı? Yani görünen o ki yapılan son zaman günlerdeki açıklamalar böyle bir gerilimin yaşanabileceği yönünde. Ama tabii belli olmaz çünkü Trump'ın söylemleri değişkenlik gösterdiği için bir sonraki günde ya da birkaç sonraki haftada tekrardan anlaşma yönünde iyi ilişkiler içerisinde olduğuna dair de açıklamada bulunabilir. O yüzden bu tam bir ölçüt değil ama şu gerçek, şu görüntüye baktığımızda sadece Trump değil işte etrafındaki isimlerin de özellikle Beyaz Saray Ticaret Danışmanı'nda mesela son açıklama gelmiş Peter Navarro'dan. Mesela o da Çinlilerin işte virüsü 2 ay boyunca dünyadan işte sakladığını,
Daha sonra da bunları yaymak için de işte yüzlerce, binlerce Çinli uçaklarla dünyaya yolcu ettiğine dair açıklamalarda bulunmuş. Yani bu aslında baktığımızda Çin'i biraz daha önümüzdeki günlerde başına atacak gelişmeler olarak da belki de değerlendirmek gerekiyor. Evet, hepimizin de takip ettiği gibi çok uzunca bir zaman ticaret savaşlarını takip ettik. Bunun da ekonomiye olan etkisinin olumsuz olduğunu hep görmüştük. Tabii ki endişeler bu noktada tabii şekilleniyor. Üzerimizde yaşadığımız bir virüs krizi var ve bu krizin de yarattığı ekonomik büyük bir hasar var. Bu hasarın da en azından bak nereden bakarsak bakalım 2021 sonuna kadar da olabileceğine dair önemli sinyaller var. Tabii bunun üzerine Trump'ın ve işte Beyaz Saray yetkililerinden olsun, işte diğer kesimlerden olsun ABD'de Çin'e yönelik suçlamaları devam ederse eğer bunun endişelerinin tabii ki arttığı bir durumu ve bunu da fiyatlamaları önümüzdeki günlerde görebiliriz. Eğer böyle bir somut bir hamle gelirse işte ki geldiğini görürüz Huawei'ye yönelik işte oradan çeşitli maddeleri almasına yönelik şirketleri engellemesi, ABD şirketlerini engellemesi belki de bir adım. O yüzden hani Çin'in ve ABD'nin arasındaki bu gerilimin devam etmesi, bu açıklamalarla devam etmesi piyasaların biraz da moralini bozacak gelişmeler olabilir. Çin ekonomisinin önümüzdeki günlerde olumsuz anlamda etkileyebilir. Çin'in açıklayacağı bazı karşı hamleler, atacağı bazı hamleler olabilir. Bunlar da bence gerilimi artıracak unsurlar olarak belki de hiç istenmeyen bir senaryo olarak karşımıza çıkabilir. Ben bunun olmamasını ümit ediyorum. Özellikle yaşadığımız bir virüs krizi içerisinde. Çünkü bu sadece Çin'e değil birçok ülkeye yeniden olumsuzluk olarak yansıyabilir. Ama tabii Çin'e baktığımızda ekonomisini desteklemek adına çok fazla adımlar atıyor, atacak da, atmaya da devam etmek zorunda kalacak. Bence burada en önemli adımı da özellikle iş tüketimi arttırmaya yönelik atmak zorunda kalacak ki buna yönelik açıklamalar da geldiğini görüyoruz. Yani baktığımızda şu anda Avrupa tarafı yoğun bir şekilde tabii virüs krizi kaynakları ekonomik aktivitede durgunlukla mücadele ediyor ki edecek uzunca bir süre daha. ABD ekonomisi de yine benzer şekilde hareket edecek. O yüzden de Çin'in ihracat konusunda özellikle önemli sorunlar yaşayacağını bu noktada belki de görmemiz gerekecek. O yüzden de Çin'in özellikle kendi iç ekonomisini canlandırmak adına iç tüketimi canlanacak adımları attığında bence önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Özellikle faiz oranları üzerinden bence görebiliriz diye de düşünüyorum. Evet. Peki şimdi ABD ile Çin arasında yeniden bir gerilim ortamı hakim dedik. Öte yandan güvenli liman talebi var ONS altı tarafı için. Konuyu oraya getireceğim. Çünkü evet. Powell ABD ekonomisi için karamsar bir tablo çiziyor aynı zamanda. Negatif faiz masadan kalktı ve buna rağmen belirsizlik ortamı sürüyor. ONS altın için özellikle bu bir yükseliş var. 1700 doların üzerine tutundu artık. 1760'ları görüyoruz şu an için. Evet. Bu yükseliş devam edecek mi? Nasıl bir senaryo olacak? Şimdi tabii az önce bahsettiğimiz konuyu burada ilk olarak söylememiz lazım. Zaten içinde bulunduğumuz büyük bir belirsizlik ortamı var. Bu bence altın talebi için önemli nedeni oluşturuyor. Onu söylemek lazım ilk olarak. Tabii virüs kaynaklı belirsizlik. Bunun ekonomi üzerindeki belirsizliğinin ne kadar daha devam edeceğine dair işte yine belirsizliğin süresi biraz altın tarafındaki talebi devam ettiriyor. Öyle ki işte SPDR altın ETF'ine baktığımızda mesela bu yıl başında 874 ton iken ton bazında baktığımızda 1100'ün üzerine çıkmış, 1100 ton üzerine çıkmış. Yani ciddi miktarda bir altın talebi var bu noktada. Tabii bu etken bunun virüs kaynaklı ekonomik aktivitedeki bozulmanın yarattığı destek adımlarının ortaya çıkarttığı ciddi bir likitte bolluğu var. İşte bu likitte bolluğuna karşılık bir de çok düşük faiz ortamı var. Önümüzdeki süreç içerisinde sonraki aşamalarda özellikle bunun yaratacağı enflasyon riskine karşılık da şimdiden altın talebi belki de devam edecek. Bunu da sürecini görüyor olacağız. Diğer taraftan dünyanın birçok ülkesinden çok olumsuz veriler gelmeye devam ediyor. Amerika'dan baktığımızda evet. Geçen hafta çok ciddi bozuk veriler geldi. Sanayi üretim, perakende satışlar gibi işsizlik tarafında da çok ciddi bozulmalar devam ediyor. 36 milyona varan işsizlik var. Evet. Genel itibariyle baktığımızda altın tarafında ben şu aşamada 2012'den bu yana en yüksek seviyeleri test ettiğimizi görüyorum. Yani ben devam edeceğini düşünüyorum yükselişin. Bu belirsizlikler, ABD için nasıl gerilim devam ederse bunun en önemli faktör olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. O yüzden altın tarafında bence 1700 ile 1677 bölgesi üzerinde tutunma sağlanmıştı. Bunun üzerinde devam ettiği müddetçe altında yeni zirvelerin test edilmesi bence oldukça muhtemel gözüküyor. Evet, o yüzden 1800 evet. dolarlar bence uzak olmayan bir hedef olarak da belki de söylenebilir. Peki çok teşekkür ediyorum ben katkılarınız için. Pahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün.